Selamlar arkadaşlar. Finroll'da hoş geldiniz. Bugün Conan Exar rehberiyle beraber karşınızdayım. Size Steel Bar'ların nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar. Her videoya girmeden öncesinde kanalı desteklememiz ve bu tutorial'ların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kanalımızı desteklerseniz tutorial videoları da bir o kadar hızlı bir şekilde gelmeye devam eder. Evet, hemen tutorial'ımıza geçelim. Evet, öncelikle buraya geliyoruz, Furnace'a. Bunu buradan çalıştıracağız. İçinde Iron Stone olması lazım. Hemen şu şekilde başlatalım. Bu Iron Stone'lar şurada, şu crafting kısmında da gördüğünüz üzere Iron Bar'lara dönüşüyor. Daha sonrasında buradan Tannery'e geleceğiz. Girdikten sonrasında bu cihazı çalıştırmamız için Bark'a ihtiyacımız var. Biz buraya şu şekilde hide deri koyacağız. Bu deriler öldürdüğünüz herhangi bir hayvandan zaten kolaylıkla çıkmakta. Bunu şekilde başlatıyoruz. Bu bize şu şekilde işlenmiş deri ve tar üretiyor. Burada da zaten görüyorsunuz. Bizim de ihtiyacımız olan kısım zaten buradan tar arkadaşlar. Bu tarı da ürettikçe yanımıza alıyoruz. Buradan Fireball'a geliyoruz. Burayı açtığımızda içine tar ve brimstone koymamız lazım. Brimstone'u nereden alacağını merak eden arkadaşlar için haritadan hemen şöyle göstereceğim. Hemen şöyle 8C bölgesinde görmüş olduğunuz üzere bir tane yer alan var, mavi su. Burada brimstone'lar bulunuyor. Yalnız küçük bir uyarı geçeceğim. Bu bölgede zehirli gaz olduğu için kendinize kum fırtınasından korunmak maksatlı maskeler yaparak girmeniz daha sağlıklı olur. Diğer türlü canınız gider. Buradan da brimstone'ları topluyorsunuz ve fireball'un içine atıp tarlarla beraber buradan steel fire üretiyorsunuz ki zaten üzerine tıkladığınızda gösteriyor. Buradan steel fire'ları da üzerimize alalım. Ve son işlem olarak buradan tekrar Furnace'a geliyoruz. Açıyoruz. Ve aldığımız steel fire'ları bunun içine koyarak bunu aktif ediyoruz. Gördüğünüz üzere hemen burada steel bar'ların üretimi başlandı. Yani anlayacağınız üzere iron bar ve steel fire'ınız olduğu sürece Furnace'ı açtığınız zaman kolaylıkla çelik bar yani steel bar üretmeye başlayabilirsiniz. Evet, tutorial'ımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için gerçekten teşekkürler. Beğendiyseniz videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki tutorial videomuz için neyi yapmamızı istiyorsanız bunu yorumlarda lütfen belirtin. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.